Hiç kımıldamadan, hareket etmeden sadece farklı noktalara bilincimizin altında yönlendiriliyoruz. Sabah kalktığımız zaman bütün kaslarımızın boyları ve bütün eklemlerimiz belirli açılarda hareket ettiği için bunları tekrardan gün içerisinde sağlıklı bir anatomik yapıya sahip olmak için birinci temel kuralımız dolaşım sistemini hızlandırmak, artı pozitifliği kazandırmak için ise horon teperek, dans ederek banyoya doğru gidebiliriz. Evet, bu bir. Bak bu çok aslında önemli. Güzel bir şey. Yani bayağı bir vücudu esnetmiş oluyoruz. Evet, hani yataktan şey diyorlar ama böyle deli gibi fırlamayın, hani kedi gibi gerinin falan diyorlar. Bakın ne dedik? Diyorlar. Sağ tarafımızdan kalktık. Ya Allah bismillah dedik, kalktık. Evet. Oturduk, ayak parmak uçlarımıza geldik. Parmaklarımız bütün vücut, bütün vücut, bacakların arkaları, her yer. Kesinlikle. Bakın aynı zamanda kilolu beyefendiler ve hanımefendiler yaparsa lenf kanalları açılacaktır ve kilo vermeye de vesile olacağız ya inşallah. Aslında çok güzel de tabii benim hayal gücüm çok hızlı çalışıyor. Karı koca kalkıyorlar oran teperek. Ne kadar güzel bir şey. Evde, Derya Hanım evde hiçbir kavga, gürültü, hiçbir şey olmaz. Bakın. Neden? İyi, güzel. Çünkü dans ederek banyoya gidecekler. Horonu akşamdan horonu bulun, hazırlayın başucunuza bir biçimde. Sonra ne yapıyoruz? İkinci olarak bakın. İkinci olarak diyelim ki belimizde, sırtımıza veya boynumuzda bir fıtık durumu gerçekleşmek üzere veya tutulmalarımız var. Bel tutulmamız var. Ona yönelik altın değerinde bir tane daha çok basit bir aktivite gösterelim mi? Gösterin buyurun. Belimizde bel fıtığımız veya tutulması var olan kişiler ellerini bel kalça ve bel bölgesine getiriyorlar. Kalça eklemlerin burasından tutuyorlar. Geriye doğru gidiyorlar. Çok basit. Onlar da böyle mi gidiyor? Evet, aynen. Şöyle yandan göstereyim ben arkadaşlara. Şöyle. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyoruz? Benimizde bir düzleşme vardır. Muhakkak ondan dolayı bir ne var? Sabah jimnastiği yapıyoruz aslında. Kesinlikle. Bir nevi, değil sağlıklı mi? Omurgaya sahip olmak için neler yapılması gerekiyorsa onları gösteriyoruz. Bizim benden Gülsüm Hanım'ın başladık. Belinde bir sorun var. Gülsüm Hanım bak bu senin hareketin. Kesinlikle. Keşke Gülsüm böyle Hanım hemen burada olsaydı bir de tak tuk iki dakika halletseydik. Aa, halletseydik evet. Neyse. Evet. İkinci olarak sırtımızda bir ağrı var diyelim. Sırtımızda bir uyuşmalar var. Sırtımızda tutulmalar var. Ve diyelim ki herhangi bir tanemizde bende olsun. Bunu çok basit bir şekilde şuradan bir sandalye kaparak çok rahat bir şekilde göstereceğim. Hemen şöyle yine bunu yan gösteriyorum özellikle. Tamam buyurun. Oturuyoruz bakın. Oturma pozisyonunda. Ellerim ensemde geriye doğru gitmeye çalışıyorum. Rahat olun. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sandalye yüksek diye. Rahat olun. Ellerim ensemde geriye doğru gitmeye çalışıyorum. Giderken kürek kemiklerimi birbirine doğru yaklaştırırken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedik. Sırtımızla alakalı tutulmaları, oluşabilecek kamburluğu, skoliozu önlemeye çalışıyoruz. Evet. Kaça kadar sayıyoruz? Kaç set yapalım bundan? Evet, bu da çok basit. Bu da altın değerinde gösterdiğim üçüncü aktivite. Hemen sırta geldik. Sırtta bunu şayet sabah, öğlen, akşam 10 tekrarlı yapmamız bizim sağlıklı bir sırt anatomisine sahip olmamıza vesile olacaktır. Evet. Üçüncü olarak gelelim boyun bölgesine, değil mi? Şimdi zamanımız çok kısıtlı olduğu için. Şöyle sizi böyle alayım biraz, değil mi? Böyle mi demek istiyorsunuz arkadaşlar? Evet. Buyurun bu kamerayı. Harika. Evet. Şimdi... Boyunla alakalı. Boyun beni ilgilendiriyor. Evet. Evet. Boyunla alakalı. Diyelim ki boyunla, Derya Hanım, boyun tutulmamız var. Evet. Veya işte boyunla alakalı kollarımıza vuran uyuşmalar var. Çok basit bir şekilde. Ne yapıyoruz? Hemen ayakta dururken veya oturur pozisyondayken bir elimiz, bakın bir elimiz. Diyelim ki benim sol tarafımda bir uyuşma var veya boynum tutuk. Tamam. Bakın sola doğru boynumu yan çevirdim. Boynumu sola doğru yan çeviriyorum. Sağ çenemi sağ omuzuma doğru, yukarı doğru götürmeye çalışıyorum. Harika. Bir elimle de, bakın sol elimle de, harika. İyice çevirmeye çalışıyorum. Burada güzel bir germe yapıyorum, bırakıyorum. Bayağı. İkinci tarafa, bu tarafa yapalım Derya Hanım. Aynısını. Yalnız benim boynumu... gömleğin kolları bugün yani tam bu iş için. Harika, kesinlikle. Evet, boynumu çok havalı. Sağa doğru yan yatırdım. Çenemi sol omuzuma doğru çevirdim, yukarı doğru bakıyorum ve elimle iyice germemi yapıyorum, bırakıyorum. Veya güzel. Bu taraftan da bakın şu çok pozisyonla... Çok basit şeyler var yapıyorum. Hakikaten. Bunlar, süper. Bakın dört tane çok basit aktivite gösterdik. Omurgayla alakalı olan sağlıklı kalabilmemiz için sağlıklı bir boyun, sırt ve bel bölgesinde omurgayla ilgili herhangi bir anatomik bir bozukluk, patolojik bir sıkıntı olmasın diye yapılması gereken güzel, çok güzel, gerçekten çok faydalı.